Merhaba, iyi akşamlar. RTA 6 Kasım'da mı bakmıştık en son? 6 Kasım'da, evet, şurada. Şimdi tabii RTA burada bir 38. Yani ben bunu çok daha önce, hatta ben bunu söyledim, çok tepki veren oldu ya. Ben o bir videoda 30, yani o zaman 45'lerdeydi galiba, 50'lerdeydi ya da. Yani 40 desteği bozulmadıktan sonra 45'teydi galiba. Hani çok problem çıkarmaz ama bir düşen şey var, direnci var yani onda da. Onu söylemiştim. 38-40 gene o destek geldi gitti yani. 38-40'a vuruyor. Tekrar yukarı doğru hareket ediyor. Artık bir aylardır bir klasik gibi bir şey oldu RTA açısından. Yükselen trendi vardı. Kısa da onu çizmiştim. Kaldırayım. Bu yükselen trendi bozup tekrar bir trende başlıyormuş gibi bir havası var ama çok fazla doji var. Bir kararsızlık var piyasada. Ceza geldi mi bilmiyorum. Yani RTA'da var mı bir şey, bir takas falan. Şu an haberim yok. Yani bu düşük şeyleri, hacimleri ona göre yorumlamak lazım. Brüt takas yoksa iyi. Yani şu hacimler düşüyorsa bu kadar, iki kağıt düşerken, demek ki buraları yine taban yapıyor ve tekrar düşen trende doğru hareket, o zaman arkasından beklenir yani 50 liraya doğru. Ya 50 olur, 48 olur ama bir tekrar en azından, ya da 50 güne doğru diyeyim, 47-72'de 50 gün ortalaması bir hareket beklenebilir. Kırıp kırar olması önemli. Yani tabii bu üstüne çıkacak 50 günün, şöyle geliyor. O da bir düşen trend çiziyor, onun için gösteriyorum 50 günü. Üstüne çıkar kalır, ondan sonra biraz daha yukarı hareket eder, şunu da kırar falan, o zaman başka yere gider yani, döneriz bakarız yani. 54-55 geçiliyor mu, 55 geçiliyorsa bir daha 62, yani daha önceki hareketlerine dayanarak söylüyorum tabi. 62 de geçilirse o zaman yukarıda bambaşka yerlere bakarız, 1.272'ye bakarız ki zaten 62, gerçi 1.272'ydi bunda, onu bir göstereyim. Fibo sayısı olarak söylüyorum, 1.272, bu niye eksi 3 olduysa. Şöyle göstereyim. Aynen 1.272 idi. Tabi oranın da geçilmesi halinde 78.8, daha önce de burada işaretlemişim altın oran geçilirse. %100 mü değil ama ihtimal mi dahilinde. Aşağı yönlü hareketler tabi 38'i bozarsa muhtemelen 35, arkasından da 30 desteğine doğru hareketler beklenebilir. Yani burada aslında 38'e 40, şey, özür dilerim, 30 desteğini almak, yani bir ara destek olarak söylüyorum 35'i. Orası 0.618'dir. Devam ederse de 30 lira 70 kuruş aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde. Şu an hala bir hani 38'i kırmış değil. 30, 40 ya da 38, yani gün içi olarak şey yapmazsanız, kapanış itibariyle sayarsanız aslında 40 lira diyebiliriz desteğine. RSI yatay bir konumda. MACD sıfırın altında, bayağı da düşmüş MACD ya. Eksi 1.10 olmuş şu anda. Sıfırın altında bir yön olarak bir toparlanma, işte o da ufak bir toparlanma yok ya, histogram açık baya, yani bir eşitlenme var ama şöyle söyleyeyim, bir iki yeşil mum yapabilirse yani MACD yönünden de bir toparlanma olup yukarı bir hareket göstermeye başlayabilir. Bunun dışında RTA için söyleyeceğim bir şey yok galiba, bunun şeyi de iyi geldi. Son bilançosu da aslında iyi gelmişti ama o bilanço herhalde pek heyecan yaratmadı büyük ihtimal RTA yatırımcılarında, öyle düşünüyorum. O bilançoyla çünkü kıramadıysa 63'ü hayret. Çünkü yani karlılığı arttı diye sanki hatırlıyorum ama emin de değilim hani temel analiz bakımından. Söyleyeceğim başka bir şey yok herhalde, unuttuğum başka bir şey de yoktur. Şunu tavsiye ederim RTA yatırımcılarına, yani şurada 50 gün direncine veya şu yukarıdaki düşen trende 50 lira civarına bir hareket görürlerse, kağıdın dediğim gibi brüt takas mı değil mi bilmiyorum ama gerçi brüt takas olsa da fark etmez. Şuradaki ortalamalardan, hacim ortalamalarından, yani şu an 1 milyon var falan, çok düşük yani, bu 1 milyonlar, 900 binler, çok daha fazla hacimle bu kırılımların olması gerekiyor. Yani eğer 3-4 milyon, 5 milyonluk hacimlerle tekrar gün geçer ve alımlar başlarsa, o zaman muhtemelen kırılan dirençler bir boğa tuzağı olmaz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar dilerim.